UEFA'nın yazdığı şu yazıyı, UEFA'nın yazdığı şu bildiriyi, aynı yazıyı Futbol Federasyonu yazıp şöyle koysaydı şu anda bunların hiçbirisini konuşuyor olmayacak. Ben bir şey söyledim biraz evvel, ben de. Orada Türkiye'yi mülkiyeyi çıkaracaktı. Çünkü diyor ki adam, eğer federasyon olarak sen gereğini yapmasan ona da girerim ben diyor. Yani federasyonu da tehdit ediyor. Tabii. Orada cümle var. Sen diyor yarın bu işin takibinde diyor. Türk gereğini yapmasan. Tümüne. Tabii oraya Türk bağlısın. Tümüne. Evet. Milli takımlar dahil. Evet. Evet. Doğru. Ben diyor ki sen gereğini yapmasan diyor federasyon olarak. Senden de hesap sorarım diyor. Doğru ama adam malını mundar etmek istemiyor. İşte bizdeki hani o marka değeri var ya. Evet. Bizdeki marka değeriyle adamın kafasındaki marka değeri farklı farklı hocam. Biz her şeye razıyız. Bak ne diyoruz? Oynayalım. Ne oldu? Bir gecede playoff çıktı arkadaşlar ya. Bir gecede akşam yattılar, sabah playoff çıktı. Ya bir tane Süper Lig'de oynayan antrenöre, bir tane Süper Lig'de oynayan takımın kaptanına, bir tane Süper Lig'de oynayan bilmem nelere, ya esas teknik olarak bu işin içindekilere bu playoff nasıl olur diye sormadılar. Peki ya. Cüneyt Tanman kardeşimiz orada federasyon üyesi değil mi? Evet. Yani herhangi bir tavır koyup koymadığını bilmiyoruz da. Söylemez mi abi bu playoff bizim futbolumuzun? Neyse onu şey konuşacağız. Sizin istediğiniz bir neydi? Kaset vardı. Bir kaset vardı. Neyle ilgiliydi? Şöyle ilgili ya, geçen programlarda UEFA ile ilgili, bizim futbol federasyonu ile ilgili bir şeyler vardı. Ben evet. Arkadaşlara rica ettim. Ya dedim, ben bir şeyler söyledim. Bir konuşalım. Onları bir bandı koyalım. Tamam. Türk futboluna bakalım abi. Türk futbolu yani çok şey değilmiş aslında. Çok bilinmeyen değil yani. Şurada oturduğumuz zaman çok şeyi niye içindeyiz çünkü. Hasan Tutkun'un ruhuna bakacak Erman Toroğlu. Şimdi istediği kaset geliyor. Biz malı mundar yaptık ama UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mundar yapmak istemez. Şaibeli takımı kim olursa olsun bu. Hiçbir takımı almak istemez. Onun için dondurduğun zaman eritecek ki, adam diyecek ki abimiz babamız kabulüm diyecek. Bir. Kimi donduracaksın yani? Fenerbahçe'yi mi donduracaksın? Şampiyonlar Ligi'ni keseceksin. Tamam. İki. Şeyi, UEFA Ligi'nin arkası Trabzon Beşiktaş'ı. UEFA'yı da dondur o zaman. UEFA'yı şu anda Trabzon'u oynattın. Trabzon'la ilgili bir dosya şeklin gözükmüyor. Niye Trabzon'u oynattın? Oynatacaksın. Beşiktaş'ı bilmiyorum. Beşiktaş'ta dondurabilirsin. Beşiktaş'ta yollamıyorum arkadaş diyebilirsin. Tamam. İki. Öyle diyecekler. Demezsen UEFA gelecek kardeş. Aslında bunu aldığınız sağlam bir bilgi mi bu? Benim. Öngörünüz mü? Gidişat o. UEFA attılar ortaya. Uyutmak için attılar. Playoff'u ortaya uyutmak için attılar. Playoff'la tartışacaklar. Bunu unutturamazsın abi. Bu kirli bir iş. Yarın UEFA sana ceza verirse, bir şey yaparsa ağlamayın. Kılıf hazırlamaya kalkmayın. Yarın bunlar UEFA'nın önüne gidecek. UEFA aptal değil. Eğer haklıysa diyecek ki bu ne kağıt parçası ya? Sen bunu ne diyorsun arkadaş? Niye federasyon tepki koyuyor? Adamın dediği saçma sapansa, federasyonun yaptığı doğruysa ben cevap bile vermezdim. Niye cevap veriyor federasyon? UEFA'ya da şikayet etmişse UEFA'ya, FIFA'ya dersin ki Türkiye'deki işler bunlar. Al sana evrak dersin. Federasyon da bakar. Aa bu evrak doğru. Bu evrak doğru UEFA. Bu evrak doğru. Bu da doğru der FIFA. Lan hadi der Galatasaray der yollar. Federasyon doğruysa niye bunu yapıyor ki? Yarın UEFA'dan FIFA'dan bir şey gelirse de bunun suçu Galatasaray'da diyorsa yanlış. Sakın Galatasaray'a Malatya'ya yükleme. Federasyon olarak. O anlamda bu zaten. Oraya götürüyorsan yanlış. Yarın bunu Galatasaray değil ki bir başka takım da gönderir. Veya Türkiye'den birisi paketler bütün gazeteleri, tapeleri gönderir FIFA'ya. Galatasaray göndermez. Biri de gönderir. UEFA bakar ki tam Türkiye'de neler oluyor. Sen kendine güveniyorsan federasyon olarak Galatasaray'ın bu söylediğini UEFA sana soru soracaksa atlarsın. Ama bunu Galatasaray'a sakın yükleme. UEFA sana bunları niye yapmadın derse o sakat. Bak oradaki ayrıntı bu Gökmen. Aynen öyle. Kağıtlar gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş hangi takım varsa Ankara Gücü, Mersin bakacak. Diyecek ki arkadaş bunlar sakat. Beş takımın, altı takımın sakat. E senin eylemin nerede? Ben bunu yaptım, bunu yapmadım derse federasyon gider. O panik olmasın. UEFA'nın yaptırımı acaba? Ne olur o zaman? Öyle bir yaptırım yaparlar ki Allah kullak olur.
Şimdi iddianame kabul oldu. Abi Allah bunu Aralık'ta olsun. Ocak'ta belli oldu. Abi Ankara Gücü'nü, gençleri, Galatasaray'ı, Fener'i 4 sene Avrupa'dan attı. Ne yaparsın abi? He? Söyler misin bana? 4 sene Avrupa'dan attım dedi. Ülke Federasyonu'na yaptırım olur. O zaman abi sen bunu yapamamışsın demektir bu. Eğer yarın UEFA bir yaptırım yaparsa bu şu demektir federasyon. Sen bir halt yapmamışsın. Bari ben yapayım. Tamam. Futbolun öbür günü yok. 6 ayı yok. Bir senesi yok. Futbol çabuk oynanan bir oyun. Karar vereceksin kanaata göre. Bunu sana UEFA, burada okudum. UEFA seni zorluyor. Diyor ki kanaata göre, eldeki verilere göre karar ver. Evet, Erman Toroğlu'nun geçmişte yani çok yakın tarihlerde söylemiş olduğu sözler.